Halkların Demokratik Partisi grubu adına Batman Milletvekili Necdet İpekyüz. Buyurun Sayın İpekyüz. Sayın Başkan, değerli vekiller, 10 saattir bir taslak üzerine plan bütçede konuşulan tartışmalar üzerine değerlendirme yapıyoruz. Kimi zaman oylama yapıyoruz. Hepimiz de yorulduk. Hepimiz Yunanistan'dan, Hatay'dan, Nusaybin'den, Cizre'den yangından söz ederken sanki yangından mal kaçırıcısına hiçbir şey detaylı ele almadan gidiyoruz. Birçok konu konuşuldu, bazı şeyler tekrara girdi. Fakat özellikle sağlık alanıyla ilgili ben bazı isimleri okumak istiyorum. Hepinizin dikkatini çekmek istiyorum. Doktor Göksel Kalaycı, Doktor Ali Menekşe, Doktor Ersin Aslan, Doktor Melike Erdem, Doktor Kamil Furtun, Doktor Abdullah Biroğlu, Doktor Aynur Dağdemir, Doktor Hüseyin Ağır, Doktor Sait Berilgen. Arkadaşlar, 2005-2017 arasında sadece şiddete maruz kalıp, sağlık hizmeti verdiği için şiddete maruz kalıp yaşamını yitiren isimlerdir bunlar. Ve hekim isimleri sayıyorum. Bir kısım hekim ve sağlık çalışanları yaşamını yitirdi. Hastalık nedeniyle ambulans sürerken, ambulansta hizmet verirken bunları ele almıyorum. Bunlar şiddet sonucu yaşamını yitirenlerdir. Şiddeti uygulayanlar, şiddetten yana olanlar ve şiddetin uygulanmasına veya şiddetin uygulanma nedenlerine bir tepki göstermeyenler, şiddeti sağlık çalışanlarının günlük yaşamına koyanlar aslında bu 16 yıllık sistemin kendisidir. Çünkü sistem sağlıkta bugün de bir kısım değişiklikler yapılmakta. Sistem sağlık kurumlarını işletmeye, oraya başvuranları bir tüketici gibi görmeye ve sağlıktaki olumsuzluğun nedenini hekim ve sağlık çalışanları olarak göstermektedir. Sanki bütün her şey düzgün, bütün bu çalışmaları yapan telefon hatlarıyla ve diğerleriyle yapılan algıda bu işin sorumlusu sağlık ve sosyal hizmet konularında çalışanlardır dile getiriliyor. Sağlığın tanımına baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü sağlığı tanımlarken sadece hastalık bedensel fiziksel engel olarak değil sosyal tam iyilik hali olarak tanımlamakta ve sağlığın olmazsa olmaz koşullarını dile getirmekte. Olmazsa olmaz koşulların başında içme suyu, barınma gibi nedenlerin dışında eşitsizliğin, açılan makasın giderilmesi lazım. Yoksulluğun önlenmesi lazım. Siz bunu önlemediğiniz sürece istediğiniz kadar hekimi Hakkari'ye gönderin. Hala temiz içme suyu içemiyorsa, temiz beslenemiyorsa, siz istediğiniz kadar hekimi Yozgat'ın Çandır ilçesine gönderin, yine aynı sorunlar ortaya çıkabilir. Sağlığı ekip olarak ele almak lazım. Siz sağlığı sadece hekimler olarak görürseniz yanılırsınız. Bugün dünyada hiçbir hekim tek başına sağlık problemini çözemez. Çözebilseydi boyuna hekim yetişirdi. Sağlık bir ekip hizmeti ise sağlıktaki yapılacak düzenlemelerde ekip olarak ele alınması lazım. Ama öyle bir hale geldik ki Türkiye'deki birçok problemi tek çözüm noktasıyla ele almakta, tek insanlar düşürmekte, tekçi çözümlerle tanımlamalar yapmaktayız. Ve her şeyi tek elde tutarken sağlıktaki problemleri de tek elde tutarsak çözecekmişiz gibi düşünüyoruz. Ve bakın, sağlıkta yapılan düzenlemelere bakın. Büyük bir iddiayla sağlıkta düzenleme yapılacağını söyleniyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda da dile getiriliyor. Birinci partinin teklifinde de Sağlık Bakanı'nın teklifinde de bunlar dile getiriliyor. Ve MHP'nin de desteklediği teklifte sadece hekim ve diş hekimlerinden söz ediliyor. Bir kısım arkadaşlar eczacı ve veterinerlerden söz ediyor. Peki bu sağlığın sosyal hizmetleri ve sağlık çalışanlarından niye kimse söz etmiyor? Yani onlardan söz etsek ne olur? Ve buna rağmen, bütün bu konuşmalara rağmen, eczacı, veteriner, diğer konuşmalara rağmen ve genelde de bütün üyeler katılmasına rağmen oylama esnasında yasa aynen kendisi gibi geçmektedir. Ve Plan Bütçe Komisyonu'na katılan arkadaşlar hatırlar, herkes Milliyetçi Hareket Partisi bile desteklediği, sözde desteklediği süreci oylamada
işte milli menfaatler doğrusunda ele aldı. Bir diğer arkadaşlar, bugün sağlıktaki yapılan düzenlemeler sanki yeniden bir uygulamaymış gibi dile getiriliyor. 16 yıldır bu AKP hükümeti bu uygulamaları ortaya çıkartmış. 16 yılda yapılamayan şeyleri sanki yeniymiş gibi ele almakta. 16 yıl önce ilk bu süreç başladığında esnek çalışmaya karşı çıkıyoruz. Hekimler muayenehaneye gidiyor. Herkes istediği yerdedir. Esnek çalışma olmaz. Tam gün çalışma deniyordu. Bugün deniyor ki esnek çalışabilirsiniz ama şirket bünyesinde çalışın. Şirket bünyesinde bunu yapabilirsiniz. Bu ne perhiz ne turşu lahanası gibi dile getiriliyor. Sağlık çalışanları öteden beri bu toplumun birçok yerinde mecbur hizmet verilmesine rağmen, birçok şey yapılmasına rağmen ve günlük yaşamında radyasyonundan, kimyasal ajanlarından, bakterilerden, hepatitinden birçok riske rağmen hizmeti Anadolu'nun her yerine götürmüştür. Ve geldiğimiz aşamada her türlü şeyde yargılanan hekim ve sağlık çalışanları, biliyor musunuz, daha 3 ay önce savaşa karşı çıktıkları için yargılandılar, aklandılar. Ama Cumhuriyet'e kurulduğunda en büyük savaşı yine sağlık çalışanları vermiş. Ne için vermiş biliyor musunuz? Bugünkü gibi şirket bünyesinde değil, sadece tedavi için değil, trahomla savaş demiş, veremle savaş demiş, leprayla savaş demiş, sıtmayla savaş demiş. İnsanları korumak için demiş. Bugün geldiğimiz aşamada hastanelerimiz var diyoruz. Bir hastaneye başvuran hasta sayısı ne kadar fazlaysa sanki övünüyoruz. Bir hastaneye başvuran sayısı, hasta sayısı ne kadar azalırsa demek ki bizim altyapımız güçlüdür, daha insanları mutlu ediyoruz. Bununla övünmemiz lazım. Yoğun bakım sayısının fazlalığı değil, yoğun bakım sayısındaki mortaliteye bakacağız, ölüm oranlarına bakacağız. Bugün performansını getirirseniz ve yoğun bakıma fazla para verirseniz, hastane kurumlarını işletmeye dönüştürürseniz, işletmeler diyecek ki ben yoğun bakımda bayıltırayım, daha fazla para kazanayım. Buna dönüştürüyorsunuz. Daha önce de yoğun bakımları yoktu, insanlar aynı şekilde yaşıyordu. Ve geldiğimiz aşamada baktığımızda sağlık çalışanlarının arasındaki bu çalışma ortamını bozmak giderek huzursuzluğa neden oluyor. Ve şimdi emeklilikten söz ediliyor ama hekim ve diş hekimi deniyor, diğerleri eklenmiyor. Madem ekip hizmeti ise hepsinin ele alınması lazım. Ve geldiğimiz aşamaya baktığımızda USH diye bir şirketten söz ediyoruz. Ve anonim şirketi diyoruz. Ve geldiğimiz aşamaya bakın, Sağlık Bakanı bir şirket yöneticisi oluyor ve burada da yok. Hiçbir muhatap da yok. Bugün güzel bir haberlerden birisi, Eğitim Bakanı için, Milli Eğitim Bakanı bütün hisselerini devretmiş, etik değerlere, ahlak kurallarına bağlı olarak. Keşke Sağlık Bakanı da böyle bir şey yapsa. Ama kurduğumuz şirketin, USH diyoruz, başına başka bir şirketin yöneticisi koymuşuz. 6 tane şirket daha kursak sağlık holdingi olacak. Holdinge dönüştüreceğiz Sağlık Bakanlığı'nı. Bir kere etik değerlere sahip çıkmak lazım. USH dediğimiz şey nedir? Bir taraftan esnek çalışmak diyoruz. Bir taraftan insanların sağlıkta insanlar yetersiz diyoruz. Mecbur hizmet koyuyoruz. Personel alımı diyoruz. Hasta sayısına, yatak sayısını arttırmamız diyoruz. Ama Ayşe'nin, Berivan'ın, Temel'in, Bahra'nın değil, John'un, Hans'ın buraya gelişini bekliyoruz. Ve kozmetik için, saç ekimi için veya organ nakli için veya kanser cerrahisi için. Peki Erzincan'ın köylüsü kanser cerrahisini nasıl yapacak, yeşil kartlı olan? Batman'daki köylü kanserse nasıl yapacak? Bir taraftan Türkiye'de sağlık reklamı verilse yasak, cezası var. Bir taraftan bu şirkete diyeceksiniz ki reklam yapabilirsiniz. Bir taraftan bir sağlık kurumu simsar kullandığında yasak, ki memursa buna ceza vereceksiniz. Bir iki katı kadar bu şirkete simsarlık hakkını vereceksiniz. Ya buna vicdan lazım, buna ahlak lazım, buna şey lazım. Peki Anadolu'da yaşayan insanların ne suçu var? Hekimler arasındaki bu farkı, sağlık çalışanları arasındaki bu farkı niye yaratıyorsunuz? Ve insanlara bu kadar şeyden sonra getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ya biz sizin yıpranma payınızı çözeceğiz, halledeceğiz. Geçmişte Başbakan Erdoğan 2014'te Sağlık Sen'in, kendisine yakın sendikanın şeyinde, kurulunda, toplantısında 5 yıla 1 yıl vereceğim dedi. Geçti, yok. Komisyon kurulacak dedi. Yine yok. Bugün getirilen şeyde sağlık çalışanları yok. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Ve toplu sözleşmeler dikkate alınmıyor. Neyse, her şey kendilerine göre düzenlenen bir şeydi. Bu USH'la ilgili arkadaşlar, bir diğer konuda dikkatinizi çekmek gerekirse, kamu ihale sözleşmesine tabi değil. İstediği şeyi yapabiliyor. Ve denetimi yok. Sayışta denetime de giremiyor.
Ya ayıptır ya, bir şeyi kuruyorsanız bari bunu denetime açın. Biz burada kendi kendimize oturup konuşmuş oluyoruz. Ve her şeyi paraya çevirirseniz 16 yıl koskocaman boş geçmiş oluyor ve hala mağduriyetler yaşanıyor. Bir taraftan da hekim ihtiyacı var. Bakın şu anda ataması yapılıp işe başlamayanlar var. Bir taraftan kura çekip mecburi hizmete gidemeyenler var. Güvenlik soruşturması nedeniyle. Ya bir taraftan da teşekkür ederim.